arkadaşlar. Evet. Bugün değerli bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ozan Yarman hocamız bizimle beraber. Sağ olun. Ben bir şey söyleyeyim. Hocamızın tabii ki malumunuz olduğu üzere Türk müziği nazariyatında bazı hocalarımızla da konuşuyorsunuz. Bazı muğlak halen çözülmesi gereken en azından icra babında olmasa da ne diyelim teori olarak çözülmesi gereken bazı hususlar var. Hocamızın da bunlarla ilgili çok kıymetli çalışmaları var. Şimdi kendisi bu çalışmalar hakkında ve Türk müziği nazariyatındaki bazı sorunları yarattığı ve sunduğu çözümleriyle ilgili size bir sunumda bulunacak. Sizden rica ederim dikkatli dinleyin. Sorularla da hocamızın sunumunu zenginleştirin. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Hikmet hocamızın şahsında bana bu fırsatı verdikleri için Itri Güzel Sanatlar Lisesi yönetimine, çalışanlara da teşekkür ediyorum. Siz değerli öğrencilerimi selamlıyorum. Sevgili hocalarımı saygıyla selamlıyorum. Küçük bir aksilik yaşadığımız için bu şekilde görebileceksiniz. İzleyebiliyorsanız zaten okuyacaklarımdan anlaşılacaktır. Sunumumun başlığı nazariyat krizi ve bir çıkış yolu. Şimdi nazariyat dendiğinde hepiniz zaten bu liseye başlar başlamaz aşina olmuş olacaksınızdır. Arel Ezgi Uzdilek diye bir sistem veya Muzaffer Sarı Sözen nota yazımı şeklinde karşınıza bazı modeller çıkıyor. Şimdi bunlarla alakalı olarak bir perspektif sunmaya çalışacağım. Şimdi Türk müziğindeki temel sorunları irdeleyelim. Hala daha yürürlükte olan asırlık resmi nazariyat yani Arel Ezgi Uzdilek hem icrayı tam karşılamayan hem de Bizans, Arap, Taşra etki öznelerinin topyekün antitezi biçiminde oluşturulmuş 24 perdeli gayrimüsavi taksimata dayalıdır. Ne demek bu 24 perdeli gayrimüsavi taksimat? Yani Batı müziğinin 12 eşit tempere sisteminden farklı olarak gayrimüsavi eşit olmayan aralıklara dayalı kurgulanmış olarak tarif edilen bir sistem. Pitagorsal bir sistem yani... yapısında sadece saf mükemmel beşliler kullanılarak oluşturulmuş bir sistem. Zamanla Türk halk müziğinde aranızda bağlama çalanlarınız var. Yiğit. Neredesin Yiğit? Yiğit'cim gördüm. Sen de bağlama çalıyorsun. Biliyorsunuz zaten aşinasınız. Zamanla Türk halk müziğinde bağlamalardaki perde yerleştirme dikkate alınarak ayrı bir kuram yaratma yoluna gidilmiştir. Bu konuda Atın Çemnalar var hatırımda. Sizin hatırınızda başka halk müziği nazariyatı şeklinde kitap yazanlar oldu mu sevgili Hikmet Hocam? Ama literatürde tararsak zaten yani son zamanlarda ayrışmayı görebiliyoruz. Cenk Güray Hocanın. Cenk Güray Hocamızın var. Evet. Okan Murat Öztürk. Tamam o var. Şimdi dolayısıyla ayrı bir kuram yaratma yoluna gidiliyor halk müziğinde ve 1930'lara kadar inecek olursak bugün halk müziğinde kullanılan arızı işaretlerin Kemal İlerici Muzaffer Sarı Sözen anlayışından hareketle karşımıza geldiği görülüyor. Ve bunun da devreye girmesiyle Arel Ezgi Uzdilek denilen 24 eşit olmayan aralıklı sistemin notasyonu yanında bunun da devreye girmesiyle beraber işler daha da karışık bir hale geliyor. Üstün körü benimsenen bir taraftan da Batı müziği teknikleri ve teknolojileri günümüze yansıdığından dolayı benim adını verdiğim şekliyle temperyalizm dayatması biçiminde bir vaziyette karşımıza çıkıyor. Eşit temperaman emperyalizmi diyebiliriz. Kültür emperyalizminin müziğe bir tür teknik yansıması olarak bakabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi karşımızda böyle bir manzara var. Temel sorunlara dair bir geniş perspektif. Biraz daha ayrıntıya girecek olursak klasik Türk müziği tabii bu şekilde ifade ediliyordu zamanında 1960'lar 70'lerde. Bugün doğrudan doğruya Türk müziği deme eğilimleri var. Ama biz daha da dikkatli ifade edecek olursak klasik Türk müziği namı diğer Endur'un müziği, Fasıl müziği, Türk sanat müziği, ince saz müziği, divan müziği, en son bizim gibilerin ifade ettiği şekilde Türk makam müziği hem koma değiştireçlerini hem de çeyrek sese varan değiştireçleri gerekli kılmaktadır. Bu şu demek, bizim ara perdesel ayrıntılarımız bazı halk müziği yöresel lezzetlerinde de görülebileceği üzere daha inceliklidir. Arkadaşlar, arkadakiler dinliyorsunuz değil mi? Evet, siz görüyorum, takip ediyorum. Şimdi dolayısıyla bir taraftan mikrotonal ayrıntılarımız var. Yani ara perdesel ayrıntılarımız var. Hem koma değiştireçleri gerekiyor, hem çeyrek sese kadar varan değiştireçler gerekiyor. Çeyrek ses. Çeyrek ses, evet.
Evet, çeyrek ses. Yani tam sesin kaçta kaçı? Dörtte bir abi. Şimdi bu durum zaten bağlamaların, tamburların, rebapların, saplarında ve bilhassa kanunlarda görülmektedir. Ayrıca zaten mesela Çankır Yaren gecelerinde son zamanlarda kullanılan oryantal orklar itibariyle bize dahil olmuştur. Dolayısıyla ülkemizde bu vaziyetin ya da bu vaziyetin yanı sıra ülkemize kalıcı olarak yerleşen batıcıl müzik eğitiminde kullanılan 12 ton eşit taksimat, yani eşit temperaman var. Bu da dolayısıyla ihmal edilemez vaziyette. Çünkü bütün liselerimizde, konservatuarlarımızda piyanolar var, gitarlar var. Devam edecek olursak. Şimdi ideolojik arka plana dair bir açış yapalım. Ziya Gökalp'in 1923 tarihli Türkçülüğün Esasları kitabına döndüğümüzde Cumhuriyetimizin kuruluşunda oradaki bazı yazıların şiar edinildiği ve Musaki İnkılabı bağlamında esas alındığı görülmektedir. Gökalp'in savına göre çeyrek ses, işte senin de dikkatini çekti orada, çeyrek sesleri Farabi Bizans'tan aldı ona göre ve bunlar Araplar arasında yayıldı. Osmanlı'da bunlara dayalı sentetik müziği yüzyıllarca uygulandı. Efendim? Bizans'taydı. Bir dakika dur. Yok. Şimdi Gökalp'in savına göre diyorum. Çeyrek sesleri Farabi Bizans'tan aldı ve bunlar Araplar arasında yayıldı. Osmanlı'da bunlara dayalı sentetik, yani suni müziği yüzyıllarca uyguladı. Gerek Gökalp'e gerek sınıfsız bir toplumu ve halkçılığı önceleyen kuruculara göre asıl otantik, yani güya çeyrek ses içermeyen Türk nameleri Anadolu taşrasındadır. Şimdi bu o, bir dakika, sen herhalde bu konuda tam şeysin, biraz başka türlü düşünüyorsun ama görüşeceğiz. Devam edelim. Musiki İnkılabı reçetesi. Şimdi Musiki İnkılabı dediğimizde ne anlıyoruz? Bu konuda fikri olanlar var mı? Musiki İnkılabı, müzik devrimi. Müzik devrimi işte 1926'da o dönemki ilk ve tek konservatuvarımız olan Darül Elhan'ın, yani bugünkü İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi Şubesi'nin, yani o günkü adıyla Şark Musikisi Şubesi'nin kapatılarak yerine eski eserleri inceleme tespit tasnif komisyonunun kurulması, daha sonraları ise 1934-36 arasında radyolardan geçici bir dönem boyunca Alaturka denilen yayınların, yani Enderun Fasıl Müziği'nin yasaklanması durumu. İşte bu nasıl bir inkılap yaşanmış? Bunun bir reçetesini çıkartmak gerekirse, özetlemek gerekecek olursa. Bir, batı tarzı konservatuvar, opera, bale ve rejimin beklentilerine uygun yayın yapan radyo, artı sonraları televizyon, TRT. İki, klasikal kontemporan batı müziği kuramı çıkışlı ve asla Alaturka tadında olmayan, olacaksa işte o günün terimleriyle dörtlü armoni, işte Kemal İlerici'nin geliştirdiği bir şekilde dörtlü armoni ve daha sonra Adnan Saygun'un benimseyeceği şekilde pentatonizm, yani beş oktavda beş sese dayalı olarak bir sistem temelinde bize özgü bir çok seslilik arayışı. Üçüncüsü, memleket satında işte bu şekilde evrensel müzik içinde yer alacak yeni Türk müziği, yani ulusal müzik kadar batı müziğini de dinletme, beğendirme, sevdirme misyonu. Musiki İnkılabı'nın bir reçetesini çıkartın derseniz bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi buna karşı bir tez geliştiriliyor. Ben buna doktora tezimde Yekta Arı Ezgi Ekolü adını verdim. Etnosantrik bir revizyonizm şeklinde karşımıza çıkıyor. Üç ayağı var bu revizyonizmin. Birincisi, yani Musiki İnkılabı'nın Gökalp'ten şiar edinilerek yürürlüğe konulmak istenen o reçetesine karşı olarak burada üç adım karşımıza geliyor. Saray, tekke ve dümtek müziği diye aşağılanan havasa, yani elitlere özgü makamsal sanat, avam kitlelerin, yani aşağı halk kitlelerinin dinlediği iptidai, ilkel ve ustaya, pastoral, köysel, taşrasal halk havalarının daha rafine, daha damıtılmış bir şeklidir diyorlar. Sistemini Türk kökenli nazariyatçılar çok uzun zaman önce tanımlamış ve icracılar yüzyıllarca uygulamıştır. İki, her ikisinde de çeyrek ses yoktur. İşte bak, orada sana geldik. Melodik aralıklar vardır. Ebadı lahniye diyor. Melodik aralıklar vardır. Çeyrek ses yoktur. Melodik aralıklar vardır diyorlar. Üçüncüsü, çağdaşlaşma adına çok seslilik olacaksa bu milli temeller üzerine bina edilmelidir. Bu şekilde özetlenebilecek bir revizyonizm. Ona Musiki İnkılabı'na bir karşı koş olarak öneriliyor ve günümüzde bu önemli ölçüde yer ediyor. Devam edecek olursak.
Ziya Gökalp Bey ve milli musikimiz hakkındaki görüşleri yazısında Rauf Ektal, Servet-i Fünun'da yayınlamış 1925'te şunları söylüyor. Ziya Gökalp Bey'in eski Türk musikisinin devamı olan halk melodilerinin namını verdiği musiki hakkındaki fikrimize gelince deriz ki avama mahsus yani aşağı halk kitlelerine mahsus iki nevi musiki mevcut bulmuştur. Bizim halk şarkılarımız Farabi asrında olduğu gibi şimdi de Anadolu'da ve Türklerin sakin bulunduğu sahil mahallelerde terennüm edilmektedir, söylenmektedir. Lakin aynı zamanda havasa yani elitlere mahsus üslubu âli yani yüksek bir tarzla, üslupla yazılmış ve Türk hissi bedisinin yani estetik zevkinin yarattığı sanatın bütün incelikleriyle işlenmiş, alimane, bilimsel incelikle işlenmiş bir musikimiz daha vardır ki bunun da nasıl ki Farabi asrında mevcut olduğuna şüphe edilemez ise Elyeğin bugün de mevcut bulunduğunu görmekteyiz diyor. Ayrıca diyor ki elhasıl bu sonuç olarak üstadın yanlış olarak şark musikisi tesmih ettiği, yani doğu müziği olarak isimlendirdiği yüksek ve alimane musikimizi Bizans'tan alınmış ecnebi bir musiki, halk şarkılarımızı da bizim milli musikimiz olarak göstermesi hakaiki tarihe yani tarihi gerçeklere uymayan bir iddiadır diyor. Aynı şekilde Hüseyin Saadettin Arel de bu elit görüşleri doğrular var bir şekilde şöyle diyor 1946'da verdiği Türk musiki üzerindeki konferanstan birincisinde. Halk musikisi ve klasik musiki arasındaki ayrımı dile getirirken diyor ki halk musikisi diye bize güya ayrı bir cinsiymiş gibi gösterilmek istenilen musiki şu tahkir edilen yani aşağılanan biçare musikimizin iptida yani ilkel, rustai yani taşrasal ve sadilane yani basitleştirilmiş şeklinden başka hiçbir şey değildir. Şimdi gayrimüsavi 24 perdeli taksimatla zaten hazırlık evresinden itibaren yüzleşiyorsunuz. Bu nasıl ortaya çıkmış? Bir bakalım. Temelleri 13. yüzyılda yaşamış Safiyyüd-i Nurmevi'ye uzanan ilk kez 20. yüzyılın başında Rauf Ektal tarafından bugün bildiğimiz matematiksel haliyle yani sayısal formül edilen ve hemen akabinde Arel-İzgi-Uzdirek üçlüsünün notasyon ve makam kuramı bakımından son şeklini verdiği hazırdaki 24 perdeli gayrimüsavi Pitagorsal taksimat yani saf beşlileri kullanarak oluşturdukları sistem Avrupa'dan ülkemize sirayet eden eşit temperamanın evrensel müzik adı altında yaygınlaştığı bir süreçte ve doğal aralıklar doğal olmayan aralıklar tartışması bağlamında öne çıkartılmıştır. Doğal aralık doğal olmayan aralıktan kasıt burada tam tınılamalı yani just intonation bugün just intonation diye bildiğimiz tam tınılamalı sistemin kendisi mi yoksa onun sentetik ona yaklaşan türden bir başka bir şey mi o tartışma esnasında ileri sürmüştür. Alaturka'nın yasaklara maruz kaldığı bir evrede çeyrek seslere dayalı Arap-Bizans kökenli köhne bir uygulamanın o günkü anlayış itibariyle köhne bir uygulamanın devam ettirmek istendiği tamlarını geriletebilmek üzere bu yaklaşımın klasik Türk müziğinin asıl perde sistemi olarak ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu yapılırken de geleneksel müziğimizin entonasyon dünyası ve makam tarifleri özü bakımından yer yer kabul edeceksinizdir ki hocam. Epey hasara uğratıldığı ve alabildiğine başkalaşmasına geçit aralandığı söylenebilecektir. Devam edecek olursa. Gayle. Efendim? Gayle. Duymadım. Müzik değiştirmişler diyorlar. Gayri müziği yazıyorum matbaasında. Ha gayri musavi. Gayri müsavi eşit olmayan. Eşit olmayan demek. Gayri müsavi Pitagorsal taksimat demek eşit aralıklı olmayan saf beşli aralığının kullanılmasıyla oluşturulan demek. 21. yüzyıla geldiğimizde yani bugün itibariyle yaşadığımız kargaşa şöyle ele alınabilir. İcracılardan elde edilen ölçüm sonuçları incelendiğinde. Benim zamanım yani azıcık öyle. Efendim? Benim zamanım kadar, benim kadar. Benim zamanım değil mi? Demek 21. yüzyıla. 21. yüzyıla senin zamanın. Azıcık benim mi? Adamın zamanı değil demek kardeşim. Şu andaki zaman. Evet, sonra, evet. Soruları sonra soracağız, evet, evet. Tamam mı? İcracılardan elde ettiğimiz bilimsel ölçüm sonuçlarına baktığımızda bu çeyrek ses dediğimiz yani ne demiştik? Koma değiştireçlerinden çeyrek sese kadar varan değiştireçlerin gerekli olduğu zaten tambur saplarında kanun mandallamasında görülmektedir demiştik. İşte bu çeyrek ses denilen mikrotonal ayrıntı olgusu yatsınamayacak bir şekilde özellikle uşak makamında, sabah makamında, karcal makamında İşte hüzzam makamında veya halk müziği karşılıkları mesela tabağını karşılığı aşağı yukarı kalenderi galiba
Karcar'ın karşılığı neydi hocam? Antolojisinde. Yok. Bir şey var. Kerem dedi. Kerem ayağı mıydı? Hüsnü Eftam. Ya dolayısıyla halk müziğinde de çeşitli karşılıklarıyla sizin bilinciniz. Ne hocam? Derbeder. Derbeder tamam. Dolayısıyla yani halk havalarımızın da kapsayacağı şekliyle bu olgu yatsınamayacak. Ölçüde... Kalendeli yani. Efendim? Kalendeli sabahın karşılığı galiba. Dolayısıyla yatsınamayacak derecede gündeme taşınmıştır. Bu yüzyılın başında yani bugün senin yaşadığın yıl mikrotonal zenginliğimiz hakkıyla ifade edilir derken bir nazariyat patlaması yaşandı. Adına öyle diyebiliriz. Adeta her kafadan bir ses çıktı ve makamsal sistem önerisi sahibi neredeyse herkes bir ara birbirine girdi. 2000'li yılların başından bugünlere gelinceye kadar herhalde bir 15 yıl süren bir debdebeli bir evre yaşandı. Ortalık nihayet biraz durulduğunda bugün itibariyle özellikle icracılar arasında siz de herhalde hemfikir olacaksınızdır hocam. Matematiksel sistematiğe çok ciddi bir karşı koşuyla baş başa kalındı. Analizli uz dilek, işte o meşhur sistem, istense de istenmese de, iyi bulunsa da kötü bulunsa da kanıksanmış oldu. Devam edelim. Şimdi icra kuram örtüşmezliği bilimsel olarak işte gösterildi. İşte bu ara perdesi ayrıntılı zaten kanun üzerinde mandallarda görülüyordu. Tambur üzerinde bu zaten vardı. Tabii tamburda işte İzzettin Ökte zamandan bu yana sapta işte destan sayısı arttı falan ya da bağlamalardaki standartlaşan vaziyeti değiştirdi diye tabii ayrıntılara girebiliriz ama son toplamda bir icra kuram örtüşmezliği ortaya çıkıyor. Bir dakika. İcra kuram örtüşmezliği dediğimiz zaman yani kağıt üstünde yazılanla çalınan birbirini tutmuyor demek. Ne kadar tutmuyor? Şimdi şöyle itiraz edilebilir belki. Batı müziğinde de yani piyanolar eşit temper ama trombonlar başka türlü çalıyor. Kemanlar başka türlü çalıyor diye itiraz edilebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Trombon için, keman için yazılmış bir parti piyanoda icra edebilirsiniz. Ve klasikal Batı müziği düsturundan çıkmış olmazsınız. Ama siz eğer o Arenezgüzdek sistemiyle bir hüzzam yapmaya kalkarsanız, ona göre mandalları çakılmış bir kanunda hüzzam veya karciğer veya uşak veya sabah yapmaya kalkarsanız icracılar der ki burada bir problem var veya dinleyiciler der ki bu yani işi bilen, bu zevkten lezzetten anlayan dinleyiciler bu olmuyor, burada bir problem var diye hemen itiraz edeceklerdir. Şimdi böyle bir örtüşmezlik tespit ediliyor ve işte bu örtüşmezliğin gerisinde mücennebat denilen yani Safiyyüddin'in Mevi'nin 750 sene önce mücennep aralıkları şeklinde kategorize ettiği orta ikili aralıkların temsil edilmesinde problem yaşandığı anlaşılıyor. Ve bu mücennebatı kastetmekte kullandığı görülen çeyrek ton ya da çeyrek ses tabiri Cumhuriyet'in ilk yıllarında Bizans ve Araplar ile ilişkilendiriliyordu. Yapay olduğu varsayılıyordu bundan dolayı böyle bir müziğin ve böyle bir aralıklara dayalı yapay bir müziğin Türk kökenli olamayacağı görüşü hakimdi. Alaturka diye aşağılandı ve o dönem işte söylediğim şekliyle bazı yasaklara maruz kaldı. Hatta 1926'da işte Şark Musikisi Şubesi'nin kapatılmasından 1976'da İTÜ-TM'de açılışına kadar çalgı müziği yani konservatuar düzeyinde çalgı müziği eğitimi resmi olarak 50 sene boyunca yasaklı kalmıştır. Yürürlükteki işte bu Arenezgüzdek dediğimiz Rauf Yekta tarafından ilk hesabı yapılan sonradan işte Uzdeley'in günümüze uyarladığı şekliyle o Arenezgüzdek sistemi ise onun temelleri ise ilginçtir tam bu evrede atıldı. Rauf Yekta, Saadettin Aral, Supi Ezgi ve Murat Uzdilek Türk makam müziği diyoruz. Biz bu işte, müzikolojide özellikle pop müziğinden çünkü pop müziğinde de işte Kürdi Cazkar kullanılabiliyor. İşte Türk makam müziği diyerek daha çok otantik entonasyonu kastetmeye çalışıyoruz. İşte bu Türk makam müziğinde işte bu arkadaşlar hiç çeyrek ses bulunmadığını ileri sürdüler. Dediğim gibi melodik aralıklar yani nedir? Ezgisel İşte o Pitagorsal dedikleri sisteme uygun aralıklar olduğunu ileri sürdüler. Ve nitekim tarihi nazariyatla yani Urmevi'ye dayandırmak suretiyle desteklemeye çalıştıkları bu gayrimüsavi dört perdeli taksimat sorunlu makamlardaki orta ikilileri yani mücennebatı yani koma değiştireçlerinden çeyrek sesi hatta biraz daha aşağısına kadar varan değiştireçleri gerektiren orta ikili aralıkları karşılayamayacak bir kurguda ileri sürmüş görünüyor ki bunun da kasıtlı olarak böyle yapıldığı çağrışmaktadır. Kuvvetle çağrışıyor. Devam edecek olursak. Şimdi biraz daha geniş bir perspektiften bakıp vaziyeti daha da netleştirmeyi deneyelim.
1930'larda kurucu resmi ideolojinin varoluşsal zeminini teşkil edecek biçimde Türk tarih tezi ve güneş dil teorisi benimsendi bir ara. Her ikisi de bizi barbar, ikinci sınıf ve Mongoloid gören sözde medeni Avrupa'ya karşı geliştirilmiş güya bilimsel savlardı. Bir taraftan binlerce yıldır bu topraklarda atalarımızın zaten Asya'nın içlerinden dalga dalga göçüp gelmiş olarak bulunduğu yönündeki dayanaksız iddia vurgulanıyor. Diğer taraftan özleştirmeci, yani Türkçenin orijinal öz haline döndürülmesi türünden bir hareketin çare bulamadığı yabancı kökenli kelimelerin zaten yeryüzünde en başından beri var olan kadim bir Türkçeden türediği ve dolayısıyla dilde aşırı müdahalelere gerek olmadığı inancıyla teskin olunuyordu. Mesela bülteni belletenden geliyor gibi göstermeye çalışmışlardı. İşte elektriği yaltırıktan geliyor şeklinde sunmaya çalışmışlardı. Veya Artemis'in bu sahte tanrıçalar Artemis'in Afrodit'in tertemizden avrattan geldiğini ileri sürmeye çalışmışlardı. Buna Fransızca bir arkadaşımda da var, ona yönelik olarak gofizm falan şeklinde bir şey deniyor galiba. Şimdi daha geniş bir perspektife bakmaya devam ediyoruz. Tabii ki bu savlar Hüseyin Saadettin Aral'in klasik Türk müziğinde acemleşmiş ve Araplaşmış olarak göze batar bulduğu terminolojiyi ısrarla öz Türkçe yapma çabalarını engellemedi. İşte bu konuda mesela güçlü, dominant yerine güçlü, ondan sonra sensible yerine yeden ya da tetrakort yerine tel dört şeklinde önermeler. Yani tetrakort dediğim zaman dört tane sesin yan yana gelmesi, yani tam dörtlü aralığın meydana getirmesi. Evet. Evet. Öte yandan Ahmet Adnan Saygun öte yandan Ahmet Adnan Saygun söz konusu varsayımla, yani güneş dil teorisini ve Türk tarih tezini destekleyecek biçimde pentatonik dizilerin görüldüğü her yerde Türklerin vaktiyle hüküm sürmüş olduğunu iddia etti. Yani bu Çinlilerin, Taylandlıların, Güney Korelilerin, Japonların falan kullandığı o pentatonik dizilerin görüldüğü her yerde vaktiyle Türklerin hüküm sürmüş olduğu tezini ileri sürdü. Ve Osmanlı'nın bundan geri kalmamak adına bu defa Osmanlı'nın hüküm sürdüğü diyarlarda duyulan makamsal benzer tınıların sebebi olarak Türklerin istila ettikleri her coğrafyada yöre halkının müziğini silip kendi müziğini onun yerine ikame ettiği görüşünü ileri sürdü. Devam ediyoruz. Daha da geniş bir perspektiften bakmaya devam ediyoruz. 1930'larda ve 40'larda insani özellikler bakımından batılı, o zamanki ırkçı, hala daha ırkçı ülkeler ile eş değerliğimizi, hatta onların üstünlüğümüzü pekiştirmek üzere en eski medeniyetlerden sayılan Sümerlerin ve Hititlerin genetik ve lingüistik ciddi araştırmalarda edinilen güncel bulguların tamamen hilafına ırksal ve dinsel anlamda Türk olduğu görüşü de işlenmiş ve bir taşla iki kuş vururcasına Anadolu'daki bin yıllık tarihsel mevcudiyetimiz binlerce yıl daha geriye taşınarak konumumuz alabildiğine meşrulaştırılmaya çalışılırken Avrupa uluslarının 2000 yıl kadar olan tarihsel konumu sorgu konusu yapılmak istenmişti. Biraz daha geniş perspektifi devam ettiriyoruz. Hüseyin Saadettin Aral'in bu çerçevede böyle düşünceler etkisinde kaldığı anlaşılıyor. Hatta Bedri Ruhselman'ın ruh çağırma seanslarında medyumluk bile yaparak gayipten üstad dediği bir kişiden ulaştırılmakta olduğunu sandığı müzikolojik ulvi bilgiler sayesinde Türk müziğinin gerçek arkaik, yani ta Sümerlere daha öncesine kadar giden kökenine indiğini, kendisini ve etrafını inandırmaya çalıştığını izleyebiliyoruz. Halbuki bu okulun da dahil olduğu prensip itibariyle Atatürk milliyetçiliği zemininde Oğuz Türkler kadar sırf ortak aidiyet, kültürel, tarihsel paydaşlık bağlamında Kürtler de, Zazalar da, Lazlar da, Çerkezler de, Arnavutlar da, diğer etnisiteler de, hatta Musevi, Rum, Ermeni, gayrimüslim yurttaşlarımız da bu ülkede Türktür. Yani Atatürk milliyetçiliği prensibimiz gereğince. Yoksa meğer Türk müziği dediğimizde sırf Anadolu Rumeli Oğuz müziği mi kastediliyor olacak? Burada bu sıkıntıya dikkatinizi çekmek isterim. Ve devam edelim. Şöyle bir noktayı da dikkate getirmek istiyorum. Şu da var ki 1930'lar itibariyle Bolşeviklerin diktasını Turancılık özlemlerine düşman bir oluşum olarak gören Nihal Atsız ve Zeki Velidi Togan gibi ırkçı öznelere göre Atatürk'ün o dönemki dostumuz Sovyetler söylemi siyaseten uygunsuzdu ve gerekirse
Türkiye dışındaki Türkçe konuşan halkları bağımsızlıklarına kavuşturmak için o dönem Nazi Almanyası ile işbirliği ve Hitler'e destek mübahtı. Nitekim bu çerçevede bir parantezi açalım burada. Türk milliyetçiliğinin İslam karşıtı aşırı ve kafatasçı damarı neredeyse her kavmi Türk ulusuyla akraba yapmaya kalkan ve mistik mukayip kıtasından geldiğimizi bile düşleyebilen Türk tarih tezini reddetmişlerdir. Evet, son olarak toparlayalım. Bununla birlikte yürürlükteki Erlis Güzlek nazariyatı izah ettiğim çerçeve itibariyle Türk tarih tezi ve güneş dil teorisi olarak anılan bugün itibariyle bilim dışı saydığımız yaklaşımlarla uyumlu olacak şekilde öne sürülmüştür. Özellikle Hüseyin Saadettin Arel'in medyumluk yaparak işi ta Sümerlere kadar götürme çabaları itibariyle 21. yüzyılda yükselen ve iktidarını tüm muhalefete rağmen perçinleyen siyasal İslam ile konjonktür değişince tarihi Türk müziği, yani isterseniz Endor'un müziği deyin, isterseniz Fas'ın müziği deyin, isterseniz Divan müziği deyin, işte bu musiki dolayısıyla hem köken itibariyle hem kavramsal olarak hem de meşruiyet arayışı bakımından boşluğa düşmüştür. Bu noktada son olarak siz çok iyi takip ediyorsunuz sevgili Hikmet Hocam. Son bir takım eğilimler işte Rauf Yekta'dan bir dönem önce neredeyse yaşamış olan Rauf Yekta'nın Arelcilik tarafından terk edilmiş elitist seçkinci, beynelmilerci yani uluslararasıcı, cemaatler arasıcı yani Müslüman gayrimüslim ayrımı gözetmeksizin cemaatler arasıcı ve tanzimatçı diyebileceğimiz işte reformist görüşlerine irtidat edilmesi yönünde olmaktadır. Şimdi böyle bir manzarayla karşı karşıya olduğumuza göre düzgün bakış ve çıkış yolu ne olabilir? Önce şunları vurgulamak gerekiyor. Türkiye'de çağdaş çok sesli müzik yapan, bir dönem ortalıkta terör estirmiş olan ve işte kendilerine çağdaş ya da evrensel yakıştırmalarını yapan kesimler yaptıkları sanata meşruiyet kazandırmak için artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sığınmaktan ve onun olmuş bitmiş inkılaplarından medet ummaktan çıkmalıdırlar. Polifonik veya monofonik artık her neyse bir müziğin öz estetiği bir devlet adamının ne kadar büyük olursa olsun kişisel tercihi, yönergesi veya ideolojisiyle belirlenemez. Şu halde söz konusu kesimler yani kendilerine evrensel müzik yaptığı yakıştırması yapan kesimler Osmanlı'ya, Bizans'a, Araplığa, Arabeske ve benzeri popüler tercihlere burun kırmak suretiyle kendilerini olur olmaz yüceltmekten ve Kemalist rejimin önem verdiği halk havalarımızı sadece melodik malzeme olarak görmekten kaçınmalıdırlar. Birinci noktaya nazarım buydu. Sonra Türkiye'de Türk makam müziği ile uğraşan şey, klasikçiler, tasavvufçular vesaire Ender'in fasıl muhibbanı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının arkasına saklanarak seçkinci sanatlarını meşruiyet devşirmeye çalışmaktan vazgeçmediler. Yaptıkları işi Atatürk de yaşarken çok sevmiş olduğu için sürdürdükleri yönünde bir söyleme veya Atatürk'ün kendilerini kastederek belirli yönde bir direktif vermiş olduğu gibi bir iddiaya sığınmamalıdırlar. Asla yasaklamadı veya önce darbe vurdu ama sonra caydı türünden gerçek dışı beyanlara itibar etmemelidirler. Şu halde Batı'ya, Araplığa, İran'a, Arabeske ve poplaşma kökten düşmanlık sergilemek suretiyle ki bunu geçmişte yaptılar. Siz biliyorsunuz Hikmet Hocam. Bunu yapmak suretiyle kendilerini yüceltmekten ve günümüzde Türk müziğinin tek temsilcisiymişlercesine çıkışlar yapmaktan uzak durmalıdırlar. Hele ki halk havalarının doğal hamisiymiş gibi davranmaktan kaçınmalıdırlar. Zira bugüne kadar halk müziğini Osmanlı saray tepki müziği yanında hep rustai bir eklenti olarak görmüş oldukları ortadadır. Günümüzde durum biraz tersine dönmeye herhalde epey başladı, değil mi sevgili Hikmet Hocam? Devam edecek olursak, muhafazakar demokrat geçinen bir kesim de var Türkiye'de. Bu seçkincilik karşıtı olarak özellikle kendini takdim etmeyi seviyorlar. Bu kesimlerde mehter, dini ilahiler, gönül musikisi, meşk vesaire ecdad yadigarı saydıkları geleneksel damara meşruiyet kazandırmak üzere kah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kah onunla doğrudan ya da dolaylı ilişkilendirdikleri tarihsel şahsiyetlere saldırarak yaptıkları işe ideolojik zemin oluşturma çabasından vazgeçmelidirler. Atatürk'ten meşruiyet devşirerek bir sanat yüceltmeye kalkmak ne kadar sakinse Kemalist rejim tarafından örselenmişlik kompleksleri içinde Gazi'ye ve silah arkadaşlarına saldırmak da ve o şekilde bir damarı yüceltmeye kalkmak da onun ulviliğini ispat etmeye kalkmak da o kadar abestir. Devam edelim. Ve
Tabii içinizde Yiğit var, halk müzikçilerimiz var. Onlara da bir sözüm var. Halk müzikçiler ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu Rumeli yöresel havalarımıza vermeye çalıştığı milli değeri en azından takdir edip buna göre nerede pozisyon alacaklarını aklı selim ile değerlendirmelidirler. Hele ki bugün yaptıkları müziğin ne kadarının otantik, ne kadarının temperalist yani eşit temperaman hegemonyasında temperalist etkide olduğunu sorgulamalı. Standartizasyon adına vardıkları suni merhaleleri rasyonel olarak tartmalı ve Cumhuriyet'in yaptıkları işçiliğe atfettiği önemi idrak etmelidirler. O, özellikle de Türk klasikal sanat müziği camiası içinde ne kadar daha garnitür muamelesi görmeye tahammül etmek durumunda olduklarını, muhafazakar demokrat geçinen o da söylediğim damarla ne tür bir ilişki kurma yönünde çaba sarf etmelerini gerektiğini çok ama çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Temperalizm nedir? Onu işte daha biraz açmıştım. Şu daha da açacak olursak. Batı'nın standart 12 eşit ses kalıbında yahut böyle bir çekirdeğe yaslanarak üretilen üçlü armoni destekli, triadik armoni yani majör üçlü, minör üçlü destekli veya arka planlı. Sözüm ona milli ama basbayağı eşit temperaman emperyalizmi etkisinde sözde geleneksel müzikçiliğe ben temperalizm diyorum. Yani özetle 12 ton eşit taksimat kültürel emperyalizm dayatması şeklinde düşünebilirsiniz. Evet, şimdi çıkış yolu ne olabilir? Tevhid-i tedrisat geçerli olan bir prensiptir. Yani eğitimde birlik. Nasıl olacak eğitimde birlik? Makamsal icranın gereklilerini ve gerçeklerini tatminkar biçimde karşıladığı gibi aynı zamanda Batı tarzı birikimlerle de uyumlu ortak bir nazariyat. 12 ton eşit taksimatın katlarını almak yani eşit yarım sesi daha da ince böyle eşit parçalara bölmek gibi bir basitlikten ibaret olmayan ince düşünülmüş logaritmik hesaba dayalı seçenekler tarafından önerilmiştir. Hikmet Hocam beni takdim ederken onlara vurgu yapmıştı. Bunlardan biri de işte burada birazdan duyurmak istediğim 79'lu kanun perde sistemidir. Her derecede yani her bir adımında tüm transpozisyon ihtiyaçlarına cevap vermektedir ve Batı müziğiyle uyumlu beşlilerle 12 turda kapanabilen bir döngü de içermektedir. Yani eşit tempere değil, 79 perdesi var ama eşit tempere olmayan başka türlü bir temperaman. Gerek mikrotonal orkestral polifoni öyle bir arayışı varsa gerek otantik monodik entonasyon için 79'lu sistem önerisi uygun bir seçenek olabilir. Son değil mi 79? 79 oktavda şimdi mevcut kanunlarımız, onu hemen söyleyeyim. Yarım ses mandalı batı akort aygıtına göre tam 0 sent olacak şekilde çakıldığında ve arası 4'e 5'e 6'ya bölündüğünde eşit temperamanın katlarına gelirsiniz. Oradan çıkış yolunuz yok. İstediğiniz gibi akort edin. 12'li zincirler birbirlerine asla bağlanmaz. Hepsi ayrı ayrı dönerler. Ve oradan oraya geçiş yapamayacağız için Evcara makamında mesela Erol Deran hocamızın şikayet ettiği konular itibariyle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Veya işte Sabahın işte Sabahın Karcan Hüzzam'ın transpozisyonlarında işte orada mandal eksikliklerini kapatmak için o sistemi tamamlamanız gerekir. Bu defa geleneksel entonasyonda ters düşebilirsiniz. Bu konuda daha çok araştırma yapılması tabii. Yetişim sesli kanunu kaç koma var? Komalar şeklinde düşünecek olursam 3'lü 2 Holder komasından 78 adet var. Bir tane de Holder koması var. Şimdi devam edecek olursak efendim? Bu 79 perde kaç oktav için? O bir oktav için 79 tane perdesi var ama diatonik olarak şöyle duyabiliriz. Bir oktav da 79 fark etmez. İhtiyaca göre. Şimdi göstereceğim ama biraz bekleyeceksiniz. Evet. Uygulanabilirlik ve gelenekli örtüşme. Teknik adı 79 MOS 159 TEP yani 79 ton moment of symmetry out of 159 ton equal temperament. Biz buna moment of symmetry kafanıza çok takmayın. Yani iki tane farklı koma kullanıldığından dolayı simetrik olarak döndürülebilir anlamındadır. Bu perde düzeni Ejder Güleç yapımı bu kanuna uyarlanmıştır. Bu çalgı çeşitli çevrelerde tanıtıldı. Kanun icracılarımız rahmetli Nevzat Sümer Hoca, rahmetli Halil Karaduman, rahmetli Şehvar Beşiroğlu çok sahip çıkmışlardır. Bunu şarja takmamız mümkün mü hızlıca? Hemen şuradan. Orada şiş var ya. Yerde var.
Telaş etme. Bayağı yeni terlettiniz çocuklar. Daha bir şey değil o. Hocam yeni terletti. Daha evet, daha yeni başlıyor. Burada hocam sorularımız çok birikti size şu anda. Hemen. Yiğit'i tebrik ediyoruz. Başarılı bir. Bravo. Bravo. İnşallah orada elektrik vardır. Evet. Trafoya kedi girmedi söyledi sonra. Şimdi arkadaşlar, uygulanabilirlik ve gelenekli örtüşmeye devam ediyoruz. Teknik adı neydi? 79 mos 159 set. Yani oktav 159 eşit parça bölünüyor. Ama içinden eşit olmayacak şekilde 79 veya 80 nota seçiliyor. Bu başka türlü bir temperaman. Eşit yani 159 eşit tamam ama onun içinden seçildiği şekliyle eşit olmayan bir temperaman. Bu çalgı çeşitli çevrelerde tanıtıldı söylediğim gibi. Usta kanun icracılarının ilgisini ve beğenisini topladı. Çok var değil mi? 79'lu sistem için biraz daha fazla mandal gerekiyor. 79 sesli sistem sayesinde Uşçak, Hüseyin'i, Hüzzam, Karca, Sabah gibi çetrefil makamlar anatomisini deşifre etmek hayli kolaylaşmaktadır. Yani tabi mevcut kanunlarda geleneksel entonasyonla çakışmalı taraflarını göz ardı ederse zaten mandal sistemiyle Sabahlar, Karcarlar, Uşaklar yapılıyor ama bununla geleneksel entonasyona daha yakın olduğu şeklinde bir görüşümüz var. Dolayısıyla şöyle deneyelim. Dolayısıyla şuna göre çeyrek ses. Şuradan yapalım. Hocam mesela bir büyük ikili. Evet. Kaça bölüyor? Evet, birazdan ona geleceğim. Sabret. Sabah dedik. Bir de Hüzzam deneyelim. Herhangi bir ahenkten yapabiliyoruz tabii iddia o. Mesela şuradan yapalım. Çok güzel. 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 Şimdi demek ki biraz daha ayrıntılandırız. 5 dakika ver yaz abonman için. Abonman için 5 dakika veririm. Sadece 5 dakika değil. Hocam. 79 bu sisteme önce bir notasyon lazım. Mürlük'teki arayet bir notasyon hepiniz biliyorsunuz. Muzaffer Sarı sözün arıza işaretlerini hepiniz biliyorsunuz. Evet. Yani bu arıza işaret sisteminin ton aktarımsal olmayan yani non-key transposing çalgılar için mesela işte klarnet gibi, trompet, işte mi trompet, si bemol, işte fa korno şeklinde batı müziği anlayışıyla ifade edebileceğimiz ton aktarımsal olmayan çalgılar, işte bunların dışındaki çalgılar için demek ki sabit perde için bu şekilde işte gibi, piyano gibi, gitar gibi çalgılar için uygun olmadığını hemen görebiliriz. Çünkü ara perdelerini koysak da notasyonda tutarsızlıklar var. Onun ayrıntısı doktora tezimde mevcut. Ara lezguz dilek arıza işaretleri büyük çaplı çok sesli tekniklerin detaylanmasına el vermediğindendir ki bugüne kadar zaten bir iki elin parmakları kadar neredeyse bir çok sesli repertuarı vardı ara lezguz dilek arıza işaretlerinin. Evet. Adını söyle. Eyüp'cüğüm söyle. Kaç yaşındasınız hocam? Ben kaç göstermeyeyim? 79 ya. 46 yaşındayım ben 18 Nisan'da. Evet, sonra soralım bu soruları. Evet, tamam. Şimdi yeni bir işte notasyon gerekiyorsa bu çağdaş ve tutarlı bir notasyon olmalı. Buna yönelik olarak sajital notasyon adını verdiğim bir notasyonla birazdan tam ses aralığındaki ayrıntıyı göreceğiz. İşte bu sistemi notalandırmak için toprağı bol olsun George Secor ve işte arkadaşı David Keane'in tarafından geliştirilmiş oksal notasyon, sajital notasyonu kullandım. Bildik diyezleri, bemolleri ilaveten bunların yanına yerleştirecek şekilde yalnızca 3 yeni arıza işaret öğrenmek yetecek. Bunlar
bir koma, iki koma ve çeyrek ses ağırlığı işaretleri. Sajiter notasyon uluslararası mikrotonal camiye sarmaştırmakta ayrıca köprü görevi üstlenebilir. Zaten YouTube kanalımda da 79'lu sisteme yönelik olarak yaptığım besteleri, aranjmanları dinlemek isterseniz orada bulunuyor. Devam edecek olursak işte böyle. Aralez Guzile'yi bile içine alabilir. Yaklaşık o yani 7-8 sent hatayla bütün istenilen perdeleri isabetli tutturabildiği için ve bu hata payı da kulak tarafından yadırganmayacak bir miktar olduğu için yani just noticeable difference ancak fark edilebilecek bir ayar farkı olduğundan dolayı Aralez Guzile sisteminin içine yerleştirebilirsiniz bu şekilde. Ve tam ses aralığını şu şekilde gösterebiliriz. 13 tane 3'te 2 holder koması. Holder koması nedir? Sevgili Hikmet Hocam. Sınavda kaldım ya. Holder koması diye 2 saatte söylüyorum burada. Hiçbiriniz sormadınız. Hocam holder koması ne? Evet. William Holder tarafından desteklendiği biçimde ve ilk kez işte Belçikalı mühendis Jean Gall tarafından önerildiği biçimde oktavın 53 çeşit parça bölünmesi sisteminden elde edilen bir adım. Buna Holder koması deniyor bugün bizim literatürümüzde. Kaç koma var dedin? Evet. Oktavda 78 tane 3'teki Holder koması var. Bir tane de Holder koması var. Yani o yani bu sistemi tarif etmekte kullanılabilecek bir model. Dolayısıyla tam seste 13 koma şöyle gösterilebilir. Birisi mikro Yiğit neredesin? Gel Yiğit'im. Ücretim bayağı yüksek olacak anlaşılan evet, Yiğit'im. Adımda Do'dan R'ye gidiyoruz. Evet. Yiğit'im bravo. Adını söyle tekrar. Şimdi beraber yapıyoruz. Do burası. Batı müziği Do'su. Yani sizin neyiniz oluyor? Do'sunuz oluyor. Fener tutar gibi. Sizin fa'nız oluyor. Fa'dan Do'ya. Siz buna fa diyorsunuz ben Do diyorum. Evet, 13 adımda. Bu çeyrek ses olayı işte burada devreye giriyor. Yani hüzzam makamı için natürelden 3 mandal attırmanız gerekiyor. Yani şey, 72 ton eşit taksimata göre hazırlanan güncel piyasa kanunlarında da aynı durum vardır. Ama bu dediğim gibi geleneksel entonasyona daha uygun bir yapıdadır. Ve işte bu şekilde notalandırılıyor tam ses aralığında. Bir adımda 3'te 2 holder koması. Yani oktavın 53 çeşit parça bölünmesinin 3 katı ayrıntının 3'te 2'si bir adım. Bu bir adım. Sonra bundan iki tanesi iki adım, üç tanesi yaklaşık 45 sent ediyor. Dolayısıyla 50 sent nasıl ki 200'ün dörtte biri 50 yapar, 50 sentlik adıma çeyrek ses diyoruz. Ona yakın olarak 3 adımda çeyrek ses, 6 adımda onun 12 katı 3 çarpı 2, 6 adımda da limma yani bakiye aralığına geliyoruz. 1 diyez 6 adım bu şekilde yukarı diyez, 1 bemol 6 adım bu şekilde. Evet, dolayısıyla şimdi burada ne yapmayın? Evet, soru var. Adını söyle. Mustafa Hocam. Mustafa'cığım sor. Hocam kanun kaç yapımı? Bu kanun 2006 yapımı. Yani yıllardır uğraşıyorum, derdimi anlatamadım Mustafa'cığım. Çok uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Şimdi Hikmet Hocam da şahit. Evet, şimdi siz buradan görebildiğiniz kadarıyla değil mi? Tamam, şimdi devam edelim. Arkadaşlar soruları alacağız. Şimdi bir de mandalatura notasyonu var. Sajiter olmak zorunda değil. Mandalatura adından da anlaşılacağı üzere gitarlara yönelik tablatura gibi rakamları portu üzerinde kullanmayı yönelik bir kanun notasyonu. Kanun mandalı, tablatura, Sanskritçe'de kozmolojik diz sembolü anlamındaki mandala, yalçıntura ve alaturka toplu çağrışımlarını içeriyor. Hatta Nelson Mandela çağrışımlarını içeriyor. Bir de özgürleştirecek olarak. Ondan sonra tablaturada nota başları yerine doğrudan rakam kullanılıyorken mandalaturada porto üzerinde notalar ve bunların yanı sıra rakamlar bulunur şu şekilde. İşte burada işte 1 2 3 4 5 6 çok basit. Ya bu şey önemli olan zaten bunu nota yazmakta kullanılan bir yazıma aktarmak kısmı önemliydi. İşte 6 adımda yarım ses,
3 adımda çeyrek ses, 1 adımda işte 3'te 2 oktav koması. Keza dolayısıyla 6 adımda bir bemol, 6 adım yukarı diyez. Birleştirmek, enharmonik yapmak için kaç bemol indirmem lazım re'yi? Kaç mandal attırmam lazım? Şimdi do'dan do diyez 6 mandal. Do'dan do diyez 6 mandal. Demek ki aynı noktaya getirmek için re'den aşağı 7. 6 artı 7, 13. 6 artı 7, 13. Evet. Yani söyleyeyim. Aferin. Söyleyenleri tebrik ediyorum. Atma, söyleyeyim. Evet. Dolayısıyla bu şekilde do diyez 6 mandal yukarı, re bemol 7 mandal aşağı enharmonik. Keza işte başka bir yerde deneyelim. Falan şey demeyelim. Sol'de deneyelim. Şu sol. Bir dakika. 6 mandal sol diyez. La bemol, A7 mandal. Evet, bu şekilde şimdi mevcut piyasa kanunlarını enharmonik olacak şekilde akortladığınız zaman eşit temperaman sistemini akortluyorsunuz natürelleri. Dolayısıyla eşit temperaman cenderesi itibariyle 12'li kapanan döngüler şeklinde hapsoluyorsunuz. Asla bir zincirden diğer zincire geçiş yapamıyorsunuz. İşte dolayısıyla tablatura aynı zamanda illaki bu perde sistemi için kullanılacak diye bir kaydı yok. Başka perde sistemleri önerenler yine kullanabilirler. Devam edelim, bitiriyorum. Bir tek fa sol ayrıntısı var. İşte orada 78 adet üçlük holder koması, bir tane de holder koması var demiş. O da tam işte şurada solden buraya zaten gelenler görecektir. Şu solden aşağı diğerlerinden biraz daha geniş aralıklı bir atlayış var. Şurada böyle holder koması atlayışı ama zaten 7-8 cent hata sınırına geldiği için insanın kulağının ayırt edemeyeceği kadar başarılı bir tutturuş sergilenmiş oluyor. Ve artık bitirelim. Demek ki işte bugüne kadar neler önerildi? 24 sesli sistemler, 53 komalı anlayış, söylediğim gibi piyasa kanunlarında oktavı 72'ye bölen, 60'a 70'e bölen yaklaşımlar. Bunların yetmediği yerde geleneksel entonasyonun arandığı, yani 200-300 yıl öncesinin otantik havalarının arandığı yerde 79'lu sistem devreye girebilecektir. Bu sistemde perde kümelerimizde geleneksel anlayış uygun olarak 17 bölgede toplayıp ayrıntılandırabiliriz. Seslerde dediğim gibi 7-8 sent hata, yani o 3'te 1 holder kurması hatayla istediğiniz aralığı tutturabilirsiniz. Bu kadarcık bir sapma kulak tarafından yadırganmıyor. Özellikle böyle bir sisteme yerleştirildiğinde. Ve bu sayede makamları her ahenge rahatlıkla öteleyebilirsiniz. Her derece üzerinde yapılandırabilirsiniz. Ayrıca çift diyez mandalları da var. Sajital ve mandalatura nota sistemleri gayet tutarlıdır ve mikrotonal polifoniye de elverişlidir. Bu konuda zaten dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bak, fena yapıyorum. Ondan sonra orada görebileceğiniz üzere 79'lu sistemde geleneksel bir eserimizin, hatta işte 3. Selim'e ait Pesendi'de Ağır Semai'nin 5 sesli koral fük şeklinde bir sunumu da vardır. 79 sesli bir makam kuralı denilmesi ayrıca giriştim ama işte sen kim oluyorsun da makamları açıklıyorsun, önce Türk müziği öğren de gel diyenlere örnek olarak bugüne kadar hiçbir şekilde bu makam kesinlikle budur demedim. Bu sisteme göre istediğiniz şekilde icra edin dedim. Kimine göre kalenderi şeklinde sabah olması lazım. Kimine göre yok Arap sabahsı, yok işte Şanlıurfa sabahsı, İstanbul sabahsı, Balkan sabahsı. Dolayısıyla ben o tartışmaya girmiyorum. Ben size böyle bir perde sistemi üzerinden istediğiniz türlü entonasyonu yakalayabilme seçeneğini sunmuş oluyorum. Dolayısıyla böyle bir kurama deneme şeklinde girsem de ve asıl bileşik makamları notlandırabilirsem de asıl oraya takılmayın. Önemli olan burada siz bir aradan geleceksiniz ve bakacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kaynakçam. Bravo. Bravo. Soruları alalım. Arkadaşlar sessiz. Gençler bir soru alıyor. Buyurun. Sevgili Arda, buyur. Sen mi soracaksın? Soru sorayım mı? Evet, soru sormak isteyenleri tek tek mi buraya cezalandırmaya alıyorum, evet. Evet, adını söyleyeceğim. Ben sormak istemiyorum. Hocam, ben bir şey sorayım. Peki, yapmadı hocam, sen de başla. Evet, ben de başlayalım. Şimdi malumunuz olduğu üzere mesela mücennepler, özellikle mücennebah diye siz de tabir ettiğiniz şey. Urmevi'nin tabiri. Evet. Mesela Sabiuddin de mesela kendi eserinde burayı biz mesela mücennep ile ilgili bölümleri diyor, biz istihsali bir şekilde bıraktık. Biraz daha ustayla çırak arasındadır.
Bunun mesela aslında bir perdeden ziyade bir bölge olarak görülmesi gerekmez mi? İşte ona dair de bir videom var. Ozan Yaman YouTube. Oraya geleceksin. Evet, yani sizin videonuz burada. Safiyyudun Ormevi'nin asıl kastettiği perde sisteminin ne olabileceğine dair 45 dakikalık bir de videom var. Onu zaten bunu sizinle beraber çalışmıştık bir tamburda, hatırlıyorsunuz. Tamburda o şey, evet. Öğrenciniz Ercan'la da gelmişti. Doğru yerleştirme ona göstermiştim. Evet. Ama biz orayı bir mesela şöyle söyleyeyim. Benim fikrime göre mesela Sayın Hocam, Sabit'in ortaya koyduğu bir sistem var. Mesela 17 perde üzerinde ortaya koyduğu bir sistem var. Sabit'in de bence bazı yerlerin, yani bazı o mücennet bölgelerinin aslında sizin dediğiniz gibi ne derler? Müziğin kendi ruhuna göre çalınması gerektiğini, oraya bir açık noktalar bırakmış. Videomu koydum, orayı izleyin. Evet, evet. Siz de açıklayın. Yani bana göre bu bir bölge. Bana göre Rauf Vektan'ın, Arel'in, daha sonra gelenlerin işte kendileri gerekçelendirmekte dayanak almak istedikleri Urmevi'nin 17'li Pitagorsal sistemi asıl işte o videomda tarif ettiğim şekline başka türlü bir katapiknosis yaklaşımıyla tam dörtlü bölünerek elde edilen bir sistem. Ayrıntıları o, evet. Senin adın ne? Bora. Boracığım söyle. Piyanist miydin? Ben klasikal batı müziği eğitimli bir piyanistim, evet. Bir örnek bir şeyler çalabilir misin? Daha sonra bakarız. Evet, başka soru konuyla ilgili. Sen ne sorsa. Evet hocam, bir şeyler sizi dinlemek isteriz. Evet, şimdi kanunda bugünkü sorumuzun konusu kanun olduğu için oraya odaklanıyoruz. Ama birazdan bakarız. Kanun. Evet, kanunla ilgili sormak istedim. Yani buraya gelebilirsiniz. Kanun icra eden arkadaşlarınız varsa birbiriniz gelsin. Evet. Mustafa'cığım kalk. Evet, hadi gelin. Kara Mustafa nerede abi? Arasını diye. Evet, yine de kanun var. Bravo Mustafa. Şöyle sahne alalım seni, evet. Şöyle, gel otur şöyle. Kucağıma al kanunu. Kanunu. Onlar ince ayar fiksleri, o göstermelik olarak orada duruyor, işe yaramaz onlar. Heh, o şey. Yüksük var mı? Mustafa sazı kırmasak. Ejder bu. Direkt anladım sen. Mustafa kaçırsın sen? 15 kanlı. Son, yani, seneye kaç tane istiyorsun yüksük? Son 10 mi oluyor, 12 mi oluyor? Seneye 12 mi? Ben ayakkabıyım. 5 parmağını da, 5 marifet tut mu? Bir gün verin. Alın. Şimdi. Batı müziğine göre doğudan başlıyoruz. Sen buna fa diyorsun ama artık doğu diyeceksin. Bunu da. Yanlış yaparsan tamam. Bu dolayısıyla bu süpürdü ahente segahçe, bu segah. Süpürdü ahenk doğudan başlıyor. Çevirebilir miyim? Çok mandal var. Kendini mi çevireceksin? Bunu kendi çevireceksin. Kaç mandal var? 79 perde. Evet, derim mandal ya. Çok. Ne çift diye mandal. Çok bayağı gitti. Hangi ses olduğunu bir daha söylüyorum. Normalde bu sana göre fa. Evet hocam. Sen bunu artık doğu diyeceksin. Yanlış yapma bak. Bulsunuz. Yani bir o şeyde 13 tane var. Normalde 9 tane. 13 tane. Thank you.
Şimdi seninle başka bir ahenge geçeceğiz. Şimdi zor bir ahenk söyleyin bana. Zor bir diyapazon seviyesi yani, söyleyin. Nasıl yani hocam? Diyapazon seviyesi, akort seviyesi söyleyin. Hertz olarak. Adını söyle. Neyi ahenklerinden? Ahenk ismi. Neyi ahenk? Kız ahenk. Kız ahenk. Peki. Kız ahenk neresi? Kız neyi? Kız neyi ahenk? Dolayısıyla şöyle, şöyle. Rast bu. La. Sana göre? Sana göre ne? Rast sorun mu? Batı müziği düsturunu madem bu kadar benimsiyoruz, biz piyanoya dokunduğumuzda bu sesin adı neyse o alıyoruz. La. Bu la. Ama biz bunu kız neyi ahenginde alıyoruz? Bu rast bu. Rast perdesi. Rast perdesi. Şimdi şu dünya. Dört ses oluyor şimdi. Kız demiyor mu? Kız ahenginde. Kız dört. Değil mi? Dört. Aferin abi, hemen abi. Her tarafta Fadiyez lazım sana. Nerede bu? Fadiyez. Pardon. La, sol diyez, Fadiyez. Denledi. Şurada mi o Fadiyez'li. Fadiyez. Çok 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 çok. Bir tane daha. Bir tane daha. Bilgisayar gibi kafası var. Ozan'ın bir kafası bilgisayar gibi. Hocam bu kız ahenk. Hocam ben bir şey merak ettim. Söyle Mustafa'cığım. Normalde şahsenelik kanunlarda... Do partisini verelim bir dakika. Bu son. Sen buna do diyorsun. Normalde hocam 12 tane mandal var. Şahaneden bir çok tane var. Şimdi her ahenkte bütün makamları temsil etmek için sana da kaç mandal lazım olacak? Her ahenkte yani her kız şey kız neyi gibi, müstahsen gibi, bola ahenk gibi yani her diapazon seviyesinde transpoze yapman için kaç tane mandal gelecek sana? Saymakla bitmeyecek kadar mandal işe. Saydığın zaman 79'u buluyorsun. Yani bütün sesini transfer edip makamları çalıyor. Yani herhangi bir ezgi, herhangi bir yerden başlayarak icra edebiliyorsun. Herhangi bir nameyi her dereceden çalabileceksin. Hocam ki sabahı anlatabilirim. Bütün seslerden mesela çalabilirim. Sabahı, nerede? Müstahsen'den çalalım sabahı. Dügah perdesini bulalım önce. Dügah perdesi şöyle olacak. Hocam müstahsen ses... Hocam, müstahsen. Do diyez mi oluyor hocam? Müsteşem başka çocuklar. Müstahsen ne demek hocam? Akordu. Sabah değil mi şu an? Ayarlayacaklar. Sabah mı? Ayarlayacaklar. Sabah değil şu an. Biraz yavaş olacak mı? Sabah gidiyor değil mi? Sabah yalamayız. Ama başka bir yerden müstahsen var mı başka? Hangi sestesin? Müstahsen akortta. Sabah. Ya işte bu sıkıntıyı o zaman. Hocam müstahsen ne demek? Tahsin'den geliyor, o da Hasan'dan geliyor. Güzelleştirici. Evet, evet. Müstahsen'den de Hocam şimdi... Ne ahenklerini biliyor musunuz? Evet. Tamam. Biraz. Evet. Mansur'dan mesela. Mansur'dan yapalım. Mansur'dan hüzzam yapmamız için önce rast perdesini bulacağız. Hocam Mansur 5 mi? Bir dakika. Her kafadan bir ses çıkarsa cevaplayamayız. Tek tek. Söyle. Mansur'dan... Müstahsen ne demek? Müstahsen dediğim gibi...
Tahsin'den, o da Hasan'dan geliyor. Hüsn, güzelleştirici. Yani notada nereye geliyor? Notada nereye geliyor? İşte Batı müziği piyanosuna göre si notası ras perdesi olacak şekilde. Yani fa diyez perdesi neva olacak şekilde. Size göre ise si notası neva olacak şekilde ya da mi notası ras olacak şekilde. 3. Hocam Mustafa'dan Faruk'tan icaz alabilir miyim? Evet, Mustafa için talebiniz nedir? Faruk'tan icaz. Nereden? Faruk'tan icaz. Rıfın nereden? Faruk'tan icaz. Faruk'tan. Faruk kim? Üç ses. Tamam, Mansur'dan Hicaz deneyelim. Hocam bir soru geldi. Bir dakika, her şey yavaş yap. Önce Mansur'umuzun bu rastını bu. Dünya bir tane daha. Bilmiyorum hiç. Ne var perdesi? Hüseyin'in perde. Hüseyin'in perde mi? 5 yıl sonra. Herkesin bir çalgı aleti var mı? Alp sen de gel. Alp kanun biliyorsun. Bravo! Kanun geldi. Hocam Alp kanun çalmıyor. Alp'cim kanun çalmıyorsan şöyle masaya koyalım. Hamza gelsin. Hamza gelsin. Hocam bir şey sorabilir miyim? Adını tekrar hatırla. Eyüp Tümer. Hocam bu kanunu kime yaptırdınız? Ejder Güleç yapımı kanunu. Allah Allah. Komaları da o yaptı değil mi? Özellikle ben ama matematiksel hesap tablosu verdim. Ona göre mandallarını çaldım. Evet Alp'cim senin evet. Benim de sorum vardı. Hangi ahenge öteliyoruz değil mi? Oktavda 79 tane sizin. Bir sürü mandal. Mandalmış. Saymak da bitiremez. Bravo Mustafa, bravo Mustafa. Mustafa hocam tebrik ediyoruz. Şimdi hangi ahenkte de çalacaksın? Hocam hiç bilmiyorum. Çok güzel. Ne çalacaksın? Şimdi önce bir ahenk seçelim. Kafamıza göre işte. Hocam süpürdede. Süpürdeye geçelim. Evet, sabah çalsın. Hocam kanuna bakma şansımız var. Var tabii, var. Tabii, evet. Az şöyle. Bu bizim süpürdede şöyle olacak pardon. Bir dakika arkadaşlar. Süpürdede önce dügağımızı bulalım. Çok var ya. Tamam. Kontrol dügağı. Dügağı perdesi kaldı. Ben bir alttaki sesi nasıl olacağım? Bütün natüreller Batı müziği piyanosunun beyaz tuşları. Tamam mı? La'dan mi'ye kadar. Eğer şu renkli mandalları mısın? Şu ojeli mandalları gördüğün yerde onların diklendirilmesi durumunda La'dan mi'ye piyanonun beyaz tuşlarını seçin. Yani natürel sesler. Çok güzel. Ya ben biraz söyleyeyim.
Patron hocam. Ha, kim bu? Kibetsiz baksın. Kurtar öğrencini hocam. Öğrencin burada kanter içinde kaldı. Kurtar. Hocam koşuyor musun? Koş yetiş. Kal orada. Kal orada. Hocam evet merhaba Ozan Yarman. Batuhan'cım evet. Şimdi bu 79'lu meşhur kanun. Rolls Royce. Kırmızı mandalları diklersen La'dan Mi'ye piyanonun natürel tuşları, beyaz tuşları nasıl? Sabah mı süpürdü harika sabah. Ya oynat. Zeki hangisi? Bak burada yazıyor bak. Bu Zeki mi? Evet. Aferin. Sabahı da oynat. Burada eğlendiler. Aferin. Önemli olan o zaten. Birçok şey kalmış. Bravo. Evet. Ortası kurtaracak öğrencisin evet. Evet. Gel şimdi hocam otur. Evet. Otur hocam. Evet. Otur. Evet. Otur. Evet. 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 Hocam yüklerini al. Bu yükten seni kim kurtaracak? Ben kurtarırım. Sen çözmüşsün bak ama. Bayağı çözdüm ama görün. Otomatik çözülüyor anında. Bir 100 yıllık mesele anında çözülüyor. Bir dakika. Hocam siz mesela transpozisyon problemleri hakkında biraz bilgi verebilir misiniz belki oraya? Evcara transpozisyon istiyorum. Hem de bu kanun hocam. Şöyle normal standartlarda yani bizim güncel olarak kullandığımız şeyde en bariz mesela şey sıkıntımız var. Fa üzerinde mesela sabah... Ona fa demeyeceksin, do diyeceksin. Çünkü batı müziğinde o ne oluyor? Türk müziği batı notasıyla ya notalandırdığı göre biz ona do diyeceğiz. Tamam, doğu ortasında o zaman. Burada doğu, doğu boğulun doğu. Acem perdesi üzerinde diyeyim ben Türk müziği olarak. Bir dakika, hangi ahenkte? Hangi ahenkte? Ahenkte Acem, Acem aşıyla. Evet, tamam. Dolayısıyla sen ona, şimdi eğer Acem aşıyla dersen, rast nerede? Buna göre. Evet, işte bu dedim. Bu Acem aşıyla ise rastı bu. Evet şöyle. Bir üstü kalacak şöyle. Evet. Nasıl bulduk? Bu şekilde hayır. Mi? Bu şekilde. Evet bu şekilde düzgün olanı bu. Oktavda 13 olduğu için orada. Oktavda 13 tane 3'te 2 holder komamız var. Evet ondan dolayı. Batman. Bir yerde bir tek holder komamız o soyun altında. Size göre doğru yani. Heh, o şimdi. Dur, acele etme. Buna ne demiştik? Buna acaba şıran dedik. Rast, dügah. Tamam. Dügah'tan başla şimdi geçsin Hüseyin'e. Hüseyin'i. Yanlış. Çünkü Batı müziğe geldi. Söylüyordu lan. Batı var değil mi? Evet. Anladın anladın mı? Bir tane daha, bir tane daha. Evet, tamam. Ya Allah Allah. Peki bu... Hayır. Oktavda 13 şey eşit olmayan bir temperaman bu. Oktavda oktavı 159'a bölüp içinden 79'u da 80'li bir alt küme alıyoruz. O başka bir eşit olmayan bir temperaman. 7-8 sent hatayla her tür aralığı tutturabilirsin. 13 komada genellikle tam ses ama 14 doğru. Ozan hocam, holder oktavda 53 değil mi? O oktavda 53 holder koması olduğunu kabul ediyoruz. 3'te 2 holder komalarından oluşturursan 78 adet bir tane de holder koması oktavı tamamlıyorsun. 79. Evet. Evet o. Evet. Bu benim bizim yolda yaptığım çok dışında o zaman. Evet. 8'de olarak alt. Arkadaşlar biraz daha sabır. 9'da biraz daha sabredersin. Evet. Şimdi arkadaşlar. Piyasa kanunlarına mandallar dediğim gibi dinle hocam. Eşit yarım ses mandalı sıfır sent ibreye göre çakılıyor batak orta gitlerinde. Arasını 4'e 5'e 6'ya bölerseniz 12 ton eşit temperamanın katlarını bulursunuz. Arada boşluklar olabilir. Mandal sayısı bazı yerlerde irregüler vaziyette değiştirmek gerekebilir. Çünkü siz tam doldurmuyorsunuz mandal tahtasını. Burada ağzına kadar doludur. Burada sayılar hep tutturuluyor şu şekilde. 6 koma yukarı, 6 mandal yukarı do'dan do diyez.
Re'den 7 mandal aşağı Re bemol enharmonik. Deneyelim. Yani do diyez re bemol arası bir mandal fark var. Evet, bir mandal fark var. Evet. Güya. Şimdi do'ya gelin. Do'dan do şöyle 6 mandal gidelim. Re'den 7 mandal aşağı. Enharmonik. Tamam. O zaman sıcaktan biraz kaynıyor. Kromatik. Kromatik. 12'li kapanan bir döngü içinde bulabilirsin. Arelizgiyi de ayrı içine yerleştirebilirsin. Ayrıca her dereceden bütün transpozisyonları yapabilirsin ama işte orada bazen 13 komalık bir tam ses, bazen 14 komalık tam ses oluyor. Burada özellikle işte güzel diyorsun diye şöyle yaptık. Bunu 14. O zaman hocam teşekkür ederim mi? Evet, tamam. Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağlık. Evet. Alkışlayalım hocam. Evet. Kanuna bakmak isteyen bakalım. Kanuna bakmak isteyenler buyursun. Arttı kız ne ya? Korkma ne ya? Dördü kız. Çok geç. İşe yaramadı öyle duruyor. Şurada da ayağa kalk istersen daha rahat çekersin. Gel şöyle. Çünkü Batı müziğinde fa natürel beyaz tuştur. O re diyez. Fa diyez, evet. Hicazken yapıyorsun yani. Şimdi ya. Evet, garip bir cümle. Evet. Mi, re. Re şöyle. Bir tane. Bu tamamen ses sistemine, yani frekans sistemine bağlı olarak. Özel bir matematiği var. Yani, doktora tezimde savunduğum özel bir matematiksel sistem. Yani çok mantıklı ama çok kafa karıştırıcı. Şimdi başlangıçta öyle ama. Başlangıçta evet. Ama Halil Karaduman rahmetli almıştı. İki ay uğraşılsa yapılır Ozan'cım demişti. Yani evet. Yani şöyle uğraşılırsa. İki ay diyorsun. Evet. Yani. Gibi. Anında yapılıyor. Oturabilir. Ama sistem güzel. Yani başka bir ayetten de bir şey bir karciğer yap. Mesela kız müstahsen mabeyn. Yani Yıldız Akort'tan bir karciğer yap. Si bemol rast perdesin. Batı müziği sana bir bemol. Ya neresiydi karıştı şu anda. Bak burada dağlar görünüyor.
Okey. Tamam, La'yı bulduk. Si bemol burada. Ama biz transposisyon yapacağımıza göre enharmoniyi La diyez. La diyezden başlıyoruz. La diyezden bir karciğer yapmamız için bize bir ne lazım? Bu ras perdesi bize si bemol do, si diyez lazım. Si diyez. Bu bizim dügah perdemiz. Bir dakika. Bu si diyez. Şuradan. Bir dakika. Şöyle. Bu dügahtı değil mi? Bir dakika. Dügah. Ondan sonra bize segah lazım. Şöyle. Şöyle. Hadi. Re diyez. Şöyle. Heh, şimdi olur. Şöyle. 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 Şu an kullandığımız şu karciğer perdesi bu. Eviç bu. Bu yerdaniye. Tamam, peki. Benim bütün kan yalan 4 komalık bemol. Şu bakiye bemolü bu mu? Yoksa bu mu? Bu mu? Ayağını oradan istediğin gibi. Şöyle. Şey yani sen hisar perdesi istiyorsun. Aynen, hisar evet. Perdesini böyle de yapabilirsin, böyle de yapabilirsin. Bunlar yani, denk. Ne var? Bu mu? O rast. Rast. Do diyez. Çok güzel. Evet. Neredeyse. Ama bemollü transposisyon yapmak istersen hepsini ayarlamamız gerekiyor. Evet. Ne diyeceğini si bemolden de alabiliriz. Peki ben bu noktada glissando yapacaksam ne oluyor? Şey yap onu. Ama tam sesi verilecek. O zaman bemollüden yaparız. Şöyle yaparız. Bu şimdi şey si bemole geldik. Tamam. Bu dügah perdesi. Sonra bu işte transposisyon yapılması gerekiyor, evet. O mandal yetmiyor. La diyezden almak lazım. Demin yaptığımız gibi. Ha, o noktada işte evet. Onda da bir o zaman şey mi oluyor? Bir mandal daha katabilirsek olacak. Evet, tam sesi oturur. Bir mandal eksiği var ama sorun değil. Hocam bunlar ne? Peki. Bunlar ince ayar fixleri. İşe yaramadı ama. Heh, söyle. Peki, o noktada o zaman ses sisteminin bir ses dışına çıkıyor. Bir mandal daha konabilir, yapılabilir. Burada böyle yetti. Hocam sistemin bug'ını çözdün hemen. Yok, bug'ını çözmek için değil ya. Olabilir. Estağfurullah, o anlamda söylemedim. Şimdi tekrar La diyez alalım o zaman. Şu La diyez. Neredeydi bu? Bu şimdi si diyez. Ozan hocam bir tane Fransız vardı. Bunu uzattıydı kanunu. 3-4 tane daha ekledi. Julian Weiss. Onunki başka bir şey. Öldü mü o? O öldü. Ha gayret. Arapların yaptığı gibi baslara fazladan tel koymuş. Şu şey, Batı müziğine göre sol faya kadar. Merali falan filan dedi bana.
Yok, hayır. O tam ses dediğin yerden yapabilirsin. Şey, evet. Hüseyin'den Hisar'a yapabilirsin. Oluyor işte. Bir şundan kaldı. Şu an oluyor. Oluyor işte. Üç saplı bağlamalar ne deniyor? Yaren mi deniyor? Onlar da olabilir. Evet. Sevgili hocam. Tamam. Bravo. Sağ olun. Teşekkür ederim.